Haftanın son puanlamasıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Hanımlar, buyurun tahtalarınıza yazın puanlarınızı. Evet, Mürüvvet abla. Evet, geldik işin sonuna. Doğru. Bütün mutfaktaki telaş bakalım kaç puanlıkmış. Bakalım, göreceğiz arkadaşlar. Semiye Hanım, açıklar mısınız puanınızı? Kaç puan verdiniz? Puan verdim abla. Eline emeğine sağlık. Yine belki oynuyorsunuz diyeceksiniz ama olsun, gerçekten yani. Abla bak. Söyle. Ara sıcağın. Evet. Tamam, bir de pilavın. Tatlını ve ana yemeğini zaten beğenmediğimi söyledim. Masal çorbanı canım söyledim. Var, kahve, yani bak bunların var, hepsi içerisinde. Şimdi ben sana eğer ki 3 versem o zaman gerçekten dediğine katılırım. Ben size 3 verdim ama yani onu da o zaman dediğine katılırım. Yani. Onun dışında beni Meral Hanım'a düş verdim, size düş verdim. Senden çok bugün sabah röportajda da söyledim. O kadar çok şeyi yetiştirirse gerçekten helal olsun dedim. Yetiştirdim ama. Bak yetiştirdim ama hiç beklentilerim gibi değildi. Böreğim falan yetiştirdim, eksik bir şeyim yoktu kızlar. Evet, Selma kaç puan verdin Mürüvvet ablanın hamaratına? 3. Ben 3 puan geldi. Şunu söylemek istiyorum en başta. Eğer hak yeseydim emin ol sana 1, Meral ablaya 2, buraya da 2 verirdim. Dörtlük bir masa değildi abla. Yemin ederim istediğim olsaydı 5 bile verirdim. Gözümü kırpmam. Teşekkür ederim. Ama neyine verdim diye sorarsan pilavına verdim. Çorbanın lanesi öyleymiş. Hani ben eğer öyle olmasaydı, fazla olsaydı çorbandan puan kırardım. Ama nane normalde öyle olduğu için ona verdim. Ve o közlenmiş biberine verdim. Teşekkür ederim. Evet, Selma'dan 3 puan geldi. Semra abla ne diyorsun Selma'nın 3 puanına? Canı sağ olsun. Şey demiyorum. Peki, sen çevir bakalım puanını. Ben 2 puan veriyorum. 2 puan geldi. Yüksek çorba öyle olmaz. Tamam. Nanesi güzel olmuş da içeriği güzel olmamış. Neyse, sadece bugün ana yemekte de pilav beğendim. Bir gün gider Hatay'da içerim arkadaşım. Hiç merak etmeyin. Öyle olmazsa öğrenirim daha gerçeği. Peki Selma yüksük çorbasını bilmiyor mu da benim bildiğim puan öyle verdi? Bilmiyormuş, öyle benim söyledi. Yaptığım öyle bir yüksük çorbası yani bizim öremize. Ben daha önce nohutlu içmedim onu. Evet. Mantı, benim içtiğim mantı da böyle kesme kesme mantıydı. İçinde kıymalı yoktu. Hı. Bana yüksük çorbası diye içerildiği için onu söyledim. Bilmeyen bendim. Nanesini o kadar olacağını bilmiyorum. Hayır, ama. Ama Sevra abla dedi yüksük çorbası öyle olmaz. Bir Adana olarak söylüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Haftanın başından beri Semra ablaya göre hiç kimse hiçbir şey yapamadı. Yaptım o böyle mi? Olmaz, tabii. Bu böyle devamlı, olmaz, şu şöyle olmaz. Puanını verdim zaten. Devamlı kendi masasına koydu. Aç kalktın sen her yerde. Kesinlikle aç kalktım. Öyle oldu. Hepsini yiyecek yemeğe vardı. Peki son puan Meral Hanım'dan. Meral abla kaç puan verdin? İki puan da Meral Hanım'dan. Yani pilavını söyledim açıkça da. Yani Meral Hanım hiç böyle bir şey beklemez mi sizden? Ben de sizden beklemezdim. Gerçekten beklemezdim. Hatta röportajda dedim ki hiç beklemezdim. Bunları yapsın. Evet. Ve lezzetiyle önüme sunsun, dinleyeceksiniz de Robert. Alkışlayacağım. Gerçekten de tebrik edeceğim. Eline koluna sağlık diyeceğim. Dedim. Yani biz o kadar alkışladık, o kadar seni tebrik ettik ki. Yani burada ben 2 puan mı oldu yani benim? Az ama içli köfte karşılığı olsaydı bari. Hayır. Verdim, ben size 3 puan verdim. Siz onun karşılığını verseydin. Fazla istemiyorum zaten. Ama bak beğendiğim sadece içli köften ve pilavın. Masa kurumum var, sunumum var. Benim de var masa kurumum bunlar falan vardı. Ona hiç kimse zaten değerle masayı saymadınız. Hayır, zaten saydık canım. Saymadınız. Ben bir tanesini masa kurumuna verdim. İkisini yemeklerine verdim. Peki, Mürüvvet abla toplamda 9 puana ulaştı. Ablacığım eline koluna sağlık her şey için. Güzel bir gün geçirdik. Bayağı koşuşturmalı oldu. Evet, yorucu bir gündü açıkçası. Evet, çok ellerine sağlık. Allah razı olsun. Evet, şimdi ben gidiyorum. Mürüvvet ablaya puanımı vereceğim. Döndüğümde bu haftanın birincisini, 20.000 TL'nin sahibini, yarım altını, çeyrek altını sahibini açıklayacağım. Bakalım bir haftadır birbirinizi yediniz. Bu masadan en amanat olarak kim kalkacak hep birlikte göreceğiz. Haydi buyurun. Semra Hanım, Allah korkum var dediniz ama herkes herkese hak ettiği puanı verdi. Ben de dahil. Semiha Hanımcığım,
Siz bana yeterince haksızlık yaptınız. Enem Arat, benim de bir günü daha geride bıraktık. Mürvet ablanın ellerine sağlık. Temizlik konusunda bulaşık makinesini kayınvalide arasını unutmuştu. Yemek konusunda evet dolu dolu bir menü seçmişti ama mutfakta bizim de canımızı çıkarttı Mürvet abla. Yemek yetişecek diye kendimizden geçtik. Mürvet ablacığım, maalesef ki mutfaktaki adaptasyonunu beğenemedim. Çok dağınık çalıştığın için yemekleri birbirine karıştırdın ve maalesef ki yeterince lezzetli olamamıştı yemeklerin. Beğendiğim şeyleri zaten söyledim. Büyük final öncesinde Mürvet ablanın hamaratına puanımı veriyorum. Mürvet ablaya puanımı verdim. Sıra geldi. Haftanın birincisini açıklamaya hazırsanız Enem Arat benim de büyük finale gidiyoruz. Buyurun efendim. Semra Hanım'a hak veriyorum. Mürvet Hanım gerçekten finale oynadı. Meral Hanım, hak ettiğim puanı benim günümde verecektiniz. Şimdi boşa konuşuyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.